Haberin sonundan başa gelelim. Tariska ve Abu Bakar yok. Gündemimize dahi gelmedi diyor başkan. Şenol Hoca ile şampiyonluğu hedefliyoruz diyor. Yabancı sınırlamasına şiddetle karşıyız. Kaldırılmasına karşıyım diyor. Valeren İsmail de sosyal medya demotive etti diyor. Peki Alex Teşeyra veya Piyan için e, Batu de monte edilememesinin bedellerinin sorumlusu kim? Şu transferleri yapan? Yönetim. Yönetim, Sergen Yönetim Hoca. Başarısızlık da var bu işin içinde. Tabii. O zaman bütün hesabı bu başarısız isimleri kadroya katıp da yüksek paralar ödediğiniz zaman başka bir yere ihale etmenin de bir anlamı yok. Söylediklerinde gerçek payı var Ahmet Nur Ama bence top dolaştırıyor gibi geldi bana. Ee, Ahmet Başkan bence Türk futbol ikliminde... Ee, hakikaten Sırat Köprüsü'nden e, kervan geçirebilecek kadar önemli becerilere sahip, pratik zekası çok yüksek bir insan. Hani Kolay değil öyle sergenle kupalar kaldırdıktan sonra vedalaşma bu süreçlerin hepsini çok iyi yönetti. Valerian İsmail evet. gibi aslında e, daha e, ölü doğmuş bir projeyi bile e, Beşiktaş camiası kanıksarken, gönderirken Şenol Hoca tekrar gelirken Önder, Karaveli dönemi de dahil olmak üzere her dönemi bence İyi az mı? zayiatla yönetti. Doğru. Yani Hakikaten çok becerikli bir başkan, kulüp başkanı. Yani e, ben mesela hayatta istemem ama dernekler statüsünde yönetilen büyük bir kulübün yönetimine girsem evet. ya da başkanı olsam çok ciddi şekilde örnek alırdım kendisini. Şu avantajı var, e, Sayın Ali Koç'un da, e, Sayın... Ahmet Durçevi'nin de bir başka başkanla daha evvel geçirdikleri bir dönem var. Aynen. Sıfırdan var. gelip Beşiktaş'ı kucağında Aynen. bulmadı. Dolayısıyla nelerin yanlış olduğunu gördü. Yani tabii ki pek çok hatası, eksiği var e, Ahmet Başkan'ın her insan gibi. En önemlilerinden birisi bence sosyal medyayı fazla ciddiye alması. E, hala hem de onun deneyimindeki bir insanın e, artık sosyal medya girdabından biraz çıkması gerekiyor. Mesela Galatasaray bu konuda biraz daha deneyimlendi. Tabii. Aynı şey Dursun Özbek için de geçerli. Evet. Eski Dursun Özbek takım kötü giderken e, kendilerini topazlam, toparlamazlarsa bunun hesabını sorarız derdi. Şimdi bu takım kendini toparlayacak ve şampiyonla oynayacak diyor. Hı -hı. Bu nedir? Bir önceki dönemdeki deneyimi. Deneyim. Aynen e, ama e, şeye de katılmak lazım. Ahmet Ahmet'in <laughs> ben bizzat ilk başkan adaylığı döneminde yaşadıklarını biliyorum, takip ettim, mesleki olarak da takip ettim. Bir şekilde insan olarak da hani o civarlardaydık. Ee, hakikaten bu göreve büyük bir çoğunluğun itmesiyle çok da gönüllü olmadan bir sorumluluk duygusuyla girdi. Hani öyle aa istemem yan cebime değil koy falan değil. Yani hakikaten e, ya böyle bir ortamda şu anda çok büyük bir dert Doğru. yapmamak lazım ama işte bir bir iki hakaret vardı. Onlardan çok etkilendi. Ahmet Nur Çebi eğer işte adamsan falan filan gibi lafları duyunca da tabii ki tabii. mizacı da öyle ve hakikaten evet. girdi. Bence o motivasyonla, eldeki imkanlarla, günün koşullarında iyi bir başkanlık yaptı. Evet. Özellikle başarılı geçen 3 kupa ile tamamlanan sezon var. Ama eminim ki ben dört duvar arasında kendisi muhasebesini yapıyor. Çok akıllı ve bence birikimli ve Deneyimli bir insan. Ee, kamuoyuna konuşurken söylediklerinde de eleştirecek çok detay bırakıyor. Ee, evet. Onları da söylemek lazım Şimdi, yani. Süleyman Seba'dan sonraki başkanlık skalasını düşünürsek Süleyman Seba'nın başkanlık formatına en yaklaşan isim Ahmet Çevi'dir. Katılıyorum. Harcamalar Katılıyorum. konusunda, prensipler konusunda, açıklamalar konusunda ona en çok yaklaşan. Diğerleri hepsi Süleyman Seba formatının dışında davrandılar. Mesela şey bana herkes cimri diyor diyor. Oysa ki ben kendi kendi paramı yaptığım ticaretten kazandığım paramı, çalışarak kazandığım paramı istediğim gibi harcarım ama Beşiktaş'ta yapamam diyor. Doğru. İşte bu Süleyman Seba mantığı. Aynen abi. 10 Euro'nun hesabını yaparım. Varsın cimri desinler diyor. Şimdi bu konuda da hakikaten bir örnek aslında. Tabii. Ee, sayın Başkan bu sene Şenol Hoca'yla da... Ama yabancı konusundaki stratejisi değişebilir, daha önce de değişik. Ben Ahmet Nurçebin'in yine kendi ağzından yabancı sayısı serbest olmalı diye bir cümle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? O geçen seneydi abi. <laughs> dün Dündü diyorsun. Yok. Şimdi, peki <laughs> yarın da yarın. Yarın da yarın. Henüz yarın gelmedi. Hayır, iyice bir konuşulduğu takdirde, konunun uzmanlarıyla değerlendirildiği ve tartışıldığı takdirde ben Ahmet Nurçebin'in bu görüşünü... Türk futbolunun, kendi kulübünün ya da bir gün yönetecekse Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkarları doğrultusunda yeniden gözden geçirebileceğini düşünüyorum. Belki de e, hemen e, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la yaptığı yabancı sınırlaması serbest kalmalı açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin elindeki oyuncağı alıp kendisinin oynaması iletişim konusunda da bir başarıdır. Kontrasını yaptı belki. Bravo işte üstad. Peki ama bunu güzel bir noktaya durum... temas etti durup dururken söylemedi tabii ama bir diplomasiz de yapmıştır tabii. herhalde değil mi diğer tabii. başkanlarla. Abi, Onun kontrasını Ahmet Başkan yaptı. işi iyi çözdü bence. Çok. Yani gerçekten Beşiktaşlıların <laughs> bence gözü arkada kalmasın. Kalmasın. Şu anda şartlar çok çetin, borçlar yüklü. Şenol Güneş deneyimi ve yaşamışlığı ile beraber ikinci bir süreç var. Mesela bu 45 gün ara verildiği ya liglere <laughs> dönüşte üzerine koyma ihtimali en yüksek olan takımlardan biri Beşiktaş. Hani iyi döneceğini daha çok inandığım, bilmiyoruz tabii ne olacak, ne göreceğiz. Ee, şu anda e, zor bir dönemden geçiyor Beşiktaş. Evet. Ahmet Başkan'ın performansını da biraz bu çerçevede evet. değerlendirmek. Yani Josep de Souza'nın Deli halinin ruhuna ulaşmak gereken bir durumda Beşiktaş, ruhuna ulaşma konusunda da çok yüksek becerisi olan bir teknik adamla Aynen. çalışıyorlar. Josep yani. kaybedilmişti. Tabii İşin bu tabii. tarafını halledecektir. O topladığı bavul var ya Josep'in, onu bir bırak diyecek. Bu sene bitsin konuşuruz. Ya da tam Deli bırak aliye. ya da git. Evet. Işte. Aliye tam tersi bak sen bu takımın yıldızısın. Öyle 20 dakikalık yıldız da değilsin. Ona göre ha sana güveniyorum. Ee, sen benim silahımsın. Dokunmaya başladı Dellaliyet. Dün belli. TRT'de canlı yayını izledim başkanın. Orada mesela soru soruldu. Fatih Doğan sordu herhalde. Hatırlamıyorum. Federasyon başkanlığı için Ahmet Bey'e dedi ki şu an için öyle bir şey yok. Hiç yok dedi. Yani bunu kim gündeme getiriyor, nasıl getiriyorlar, hangi niyette getiriyorlar. Ben kendi camiama aşığım, Beşiktaş'ı seviyorum, burada kalmaktan mutluyum. Bunu çıkartanların şimdi, niyetini de merak ediyor. ediyorum. A Spor yönetimi yeni bir transfer programı koyacakmış. Böyle bir şey hissettik biz. Kim sunar sence? Sen sunarsın. E ama ama sen izinler... böyle şimdi ben sana diyorum ki böyle bir şey var mı? Abi böyle bir şey hiç yok. Nereden yok. çıkarttın diyorsun? Ama ben de diyorum ki sana, oğlum seneye iddialı büyük bir transfer programı projesi varsa Aspor'un, sen sunarsın diyorum. Yani ben de diyorum ki seneye Ahmet Nurçevi Başkan, TFF Başkanı olabilir. Hani o hiçbir şey yok, evet o da haklı. Ama ben de söylüyorum işte. Ben de bir kulüp başkanının, TFF Başkanı olmasının o kulübe... Sayın Yıldırım Demirören'in Beşiktaş'tan çıkıp Futbol Federasyonu başkanı olması kadar zarar vereceğini düşünüyorum. Olabilir. Yani o o tabii ki ben onu o kısmında evet. değilim. O Beşiktaş camiasının e, tasarrufudur. Evet.